Bedriye Hanım bahçe üzerindeki küçük odanın penceresinden bitişik komşunun tahta kaplamasına yumruğu ile heyecanla heyecanlı vurarak haykırıyordu. Kardeşim ne neredesin? Pencereye gel bak sana ne söyleyeceğim. Bir cevap alamayınca kendi kendine aman bu karı da ne miskin. Kıyametler kopsa o kuytu odasından dışarı çıkmaz. İçeride kapanır kalır. Yumruklarının şiddetini artırarak Emine Hanım azıcık pencereye gel bak neler olacakmış neler. Dünya yıldız çarpacakmış. Merakımdan bir yerde duramıyorum. Aa bak karı ses bile vermiyor. Yumruğunu daha da şiddetlendirerek. Ölü müsün ayol azıcık kıpırda. Emine Hanım yavaşça penceresini açıp başını dışarı çıkararak. Oğlanı yeni uyuttum vurma öyle hızlı hızlı. Ev temelinden sallanıyor. Aa daha neler benim yumruğumdan ev sallanır mı hiç? Aa nasıl sallanmaz? Tavanın aralıklarından pıtır pıtır tozlar dökülüyor. Bir iki gündür çocuk rahatsız. Çok uysuzlanıyor. Uyutuncaya kadar akla karayı seçtim. Haberin yok mu? Ne var? Sıtkı yine karısını mı boşadı? Hay yere batsın Sıtkı da karısı da. Bu öyle karı boşama hali falan değil. iş fena. Ne olmuş canım? Ortalık çalkalanıyor. Bursa'da sağır sultan duydu. Senin hala bir şeyden haberin yok. Ah ne felaket. Ay yüreğimi oynatma öyle. Meraklanınca boğazına bir şey tıkanıyor. Fena oluyorum. Evvelki kadar keder götüremiyorum. Pek acıklı bir şeyse söyleme rica ederim. Acıklanan acıklısı. Evlere barklara şenlik. Dostlar başından uzak. Etme Bedriye etme. İşte yüreğim gümbür demeye başladı. Yoksa hacı babana felç mi geldi? Söyle bayılacağım. Dünyaya kuyruklu yıldız çarpacakmış. Emine Hanım tu tu diye birkaç defa yakasına tükürerek çırpıntısını defnetmeye uğraştıktan sonra aman ben de korkacak bir şey zannettim. Ne var telaşlısın kardeş? Çarpacaksa çarpsın ne var? Kapımı kapar, ev ceizimde otururum. Bir yere çıkmam. Şimdi karalar nasıl çarpacakmış bakalım diye sürü sürü seyre giderler. Aa gitmem gitmem. İt köpek arasında çiğnemeye vaktim yok. Bedriye Hanım asabi bir kahkaha atarak. Emine kardeş sen ne kadar aptallaşmışsın. Hiç o koca meret, o saçaklı razi bu dünyaya çarpar da senin evin kalır mı? Kapını kapayıp da içinde oturacaksın. Hanım benim evime bir şeycik olmaz. O helal parayla yapıldı. Kazasker efendinin çarşambaki konağı yıkıldığı vakit onun kerestesiyle inşa edildi. İçine kullandıkları yahane direklerini sen görseydin şaşardın. Bu dünya yıkılır da yine bizim evimiz yerinde durur. Büyük zelzelede ne kar binalar göçtü de evimizin bir kıymığı bile yerinden oynamadı. Kaderine razı olan gemisi batmaz sen merak etme. Emine sen ne kaygısız kadınsın. Vallahi korkudan bu gece gözüme uyku girmedi. Korkma, hepsi yalan, falcıların uydurması, ne, ne çarpacağı var ne bir şey. Bütün falcılar yalan söyler. Hacı baban daima öyle söylemez mi? Geçenlerde de öyle dediler. Yine bir kuyruklu görünmedi miydi? Çarpacak dediler. Gökten ateş yağacak dediler. Bilmem daha ne hatlar ettiler. Hiç birisinin aslı çıktı mı? Hay söyleyenlerin kemikleri çarpılsın inşallah. O geçenki kuyruklu için bir ucu yerde bir ucu gökte dediler. Atiye hanımın evinden gözüküyormuş. Bir gece akşam yemeğinden sonra oraya gittik. Şöyle Cerrahpaşa camisinin yanına doğru havada iri sorguç gibi bir şey gördük. İşte o iyiymiş. Bu kadar lakırdı meğerse onun içinmiş. Üst taraftaki komşu Emeti hanım bahçe duvanının önünden dibi yukarıda yani tersine konmuş bir eski küfenin üstüne çıkarak kınalı saçlarını gösterip ''Aa çocuklar nedir telaşınız? Vıcır vıcır yine orada ne ötüyorsunuz?'' Bedriye Hanım ''Kuyrukluyu sözleşiyoruz Emeti Hanımcığım.'' Emeti Hanım ''Hangi kuyrukluyu?'' Bedriye Hanım ''Aa kaç tane var kadınım?'' Emeti Hanım ''Kaç tane istersen sokak dolusu var.'' Bedriye Hanım biz o sokaktaki kuyrukları söylemiyoruz canım. Gökteki kuyrukluyu konuşuyoruz. Birkaç haftaya kadar dünyaya çarpacakmış diyorlar. Emeti Hanım, siz gökteki kuyrukludan korkmayınız. Yerdekilerden korkunuz. Bu berikilerden daha tehlikeli. Bedriye Hanım şaşırarak, bu yerdekiler hangileri akuzum? Emeti Hanım, hangileri olacak? örtülerinin tepelerine yalancı pırlantalardan birer iğne iliştirip çarşaflarının eteklerini birer arşın yerlerinde sürükleyerek sokaklarda gezen kuyruklulardan. Bedriye Hanım, ilahi emetici hanımcığım, kıyametler kopsa sen yine böyle gençlerle uğraşmaktan vazgeçmezsin. O zavallı hanımların kuyruklu olup da kime çarptıkları var? Emeti Hanım hiddetle, nasıl, nasıl? Onların çarpmasına uğrayıp da az delikanlı mı hurda haş oldu? Emine Hanım hafif hafif gülerek yıldız çarpıp da kıyamet kopacak diyorlar da bak bu kadın hala ne düşünüyor. Emeti Hanım darılır. başın duvarın üzerindeki biraz daha uzatarak düşünürüm besbelli. Yeğenimin oğlu Behçet'e geçenlerde böyle sahte pırlanta iğneli kuyruklunun biri çarpmış da oğlan üzüntüsünden kendine az kallı bahçedeki dut ağacına asıyordu. Yazık değil mi?'' 22'sinde Tosun gibi delikanlı. Bedriye Hanım. Şimdi öyle şeyler düşünecek zaman değil. Bu yukarıdaki yıldız çarparsa hepimiz tuzla buz olacakmışız. Emeti Hanım. Sus kızım, için fena oldu. Kim söylüyor onu? Bedriye Hanım. Bilginler kitapta yerini görmüşler. Emeti Hanım. Sen sakla Rabbim bütün Müslümanları bu emeti kulunu da kıyamet alametleri. İşte bu yine söylediklerim bu gökteki kuyruklu yerdekilerin kötülüğünden ortaya çıktı. Geçen sene dizdariye taraflarından bir paşanın katırı doğurdu dediler de inanmadıydık. İşte bakınız doğruymuş. Demek ki vakitler yakın. yapıda pek çoğaldı. İşte bu birkaç şey kıyamet alametidir. Biz büyük babalarımızdan analarımızdan öyle işittik. Emine Hanım'ın kızım Mebrure birdenbire odaya annesinin yanına girerek sorar. Anneni konuşuyorsunuz. Yavaş kızım, kardeşin uyanacak. Sanki bu dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacakmış da hepimiz tuzla buz olacakmışız. Gel bak dinle onu anlatıyorlar. Ay, ben korkarım anne. Ne vakit çarpacakmış? Bilmem, gel de sor. Mebrure pencereden başını uzatarak Bedriye Hanım teyze kuyruklu bize ne zaman çarpacakmış? Önümüzdeki Mayıs ayının bilmem kaçında sabaha karşı çarpacakmış diyorlar. Emine Hanım çarpacağını böyle günüyle saatiyle nasıl biliyorlar? Kuyruklu filan günde filan saatte çarpacağı diye bu dünyaya telgraf mı göndermiş? Emeti Hanım duvarların arkasından haykırarak inanmayınız inanmayınız bütün falcılar yalancıdır Büyülerine at nalı, tavşan başı. Yine büyük bir büyü yaptılar da onu tutturmak için bu koskoca yalanı ortaya salıverdiler. Bedriye Hanım. Yalan değil, yalan değil. Ben kuyruklunun resmini gördüm. Emeti Hanım. Ay nerede gördün? Aman aman. Bu zamana insanların yapacakları yok. Ne çabuk resmini çıkardılar. Bedriye Hanım, telgrafçıların evinde gördüm. Bilirsiniz ya onların oğlu İrfan Frankçe okur. Önüme bir büyük kitap çıkardı. İçinde bütün yıldızların, ayların, güneşlerin resimleri var. Emeti Hanım, eh boşuna değil. Cenab-ı Mevla'nın sırrına ermek için böyle gökteki ayların, yıldızların resimlerini çıkarınca işte sonu böyle olur. Bize kuyruklusu da çarpar, kuyruksuzu da. Bedriye Hanım, bu kitabın içinde yok yok. Ne yok ne yok hanım. Birçok tekerlekler, yarım yaylar, yarım aylar, bütün aylar, aşık yolunu şaşırdı gibi, endişe gibi çizgiler, üç köşeli, dört köşeli şekiller, anasına babasına pay veren çiçeğe benzer bir şeyler, tentene gibi, hirsut heyeli gibi kıvrıntılar, sümüklü böcek gibi, solucan gibi hayvancıklar. İrfan Bey hep onları adlarıyla, sanlarıyla anlatıyor. O kitapta kuyruklu bir tane değil ki dolu Hepsinin zamanı varmış. Kimisi 10 sene, kimisi 20, 30, 40, 50, 60, 100 daha bilmem kaç sene gelip gelip bizim dünyanın yanından geçerlermiş. Emeti Hanım teessüründen birkaç defa geğirerek aman aman geçsin, kimseyi incitmeden geçsin. İki gözüm bizden ırak olsun. Mebrure, anne biz de gidip kuyrukluğun resmine bakalım. Kedi kuyruğu gibi mi? Karavan kuyruğu gibi mi acaba? Emeti Hanım, gecenin birinde gelip de çarparak evlerimizin damlarını gümbür gümbür başımıza indirirse kendi kuyruğunu o zaman sen görürsün. Aman bu şimdiki tazeler ne işitirlerse hemen görmeye kalkan bu deli kızlar. Bedriye Hanım, İrfan Bey kitaptaki birçok kuyrukların içinden bir tanesini parmağıyla göstererek gelip de bize çarpacak diye korktuğumuz hasba işte bu dedi. Emeti Hanım, kız nasıl bir şey? Tarif et. Meraktan çatlayacağım... ...ben de gidip göreyim bari... ...Bedriye Hanım... ...ah nasıl tarif edeyim anacığım... ...Deniz kızı gibi mi desem... ...Ankara keçisi mi... ...yoksa Van kedisi gibi mi desem... İşte öyle saçaklı bir kafa... ...badem gibi çekik çekik gözler... ...o taranmış keten gibi beyaz ışıl ısıl saçlar... ...ta topuklara kadar inmiş... ...Emeti Hanım... ...kız ihtiyar mı ak saçlı mı... ...Bedriye Hanım... ...aa ihtiyar besbelli adeta ak baba... O kitap yazıyor bilmem kaç yüz yaşındaymış. Emeti Hanım bize dokunmasın da Cenab-ı Mevla daha uzun ömürlü etsin. Mevlure anne ne olur biz de gidip görelim. Emine Hanım gideriz görürüz. Gürültü ettim ve Haydar uyanacak. Bedriye Hanım adı var da dur bakayım neydi? Şey halamın yıldızı. Emeti Hanım. Ah, çarçabuk ile hısım akraba verdiler. Onların halası ise iki gözüm benim de teyzem olsun. Bize dokunmasın. Mebrure, benim de büyük anam olsun. Bedriye Hanım, benim de kaynanam olsun bari. Hep birazdan birer kahkaha salıver verdiler Gürültüden salıncakta haydar uyanır. Bir ağlama bir yaygaradır başlar. Emine Hanım pencereden çekilip çocuğunu sallayarak Uyandı oğlana dostlar ninni, hayırdar gidin hoş hoşlar ninni, benim yavrum uyuyacak nini, gülüşmeyin hanımla nini. E e e e. Emeti hanım, kızım Bedriye kuyrukluya kaynanaya benzetme. Eğer hırçınlığı ona çekerse Allah korusun bu dünya alt üst olur. Bir ikinci kahka başladığı esnada Emeti hanımın başı birden bire duvarın arkasından kaybolur, sesi kesilir. Bedriye Hanım Mebrure'ye seslenerek ''Aa hatuna ne oldu? Birdenbire kırdığı kesti. Ortadan kayboldu. Haykırarak Emeti Hanımcığım düştün mü? Ne oldun? Ah ne olacağım? Üstüne bastığım çürük küfenin dibi çıktı. Göğsüme kadar içine gömüldüm. Ne kalça ne kuyruk sokumum kaldı. Hep sıyrıldı. Parça parça oldum. Şöyle parça parça. Ne lazım senin ah, allık kahpet küfeye çıkıp da komşulara çene yarıştırırsın.'' Bedriye Hanım ah aa, gördünüz mü zavallının başına geleni. Evde kimse yok mu Emet Hanımcığım? Emet Hanım yok ya oğlan mektepte. Hayriyem de etekliğinin etrafına makine çevirmeyi bedastanlıkların evine gitti. Bedriye Hanım eseflenerek. Aa, onlar gelinceye kadar ne yapacaksın küfenin içinde? Emet evet. Hanım inleyerek ah ne yapacağım bilir miyim yavrum? Kapana tutulmuş fare gibi bunun içinde oturacağım. Bedriye Hanım Şöyle biraz çalış çabala bakalım belki çıkarsın. Emeti hanım sağına soluna kıvırınıp çıkmaya uğraşarak ah mümkün değil küfenin ağaçları böğrüme batıyor. Tıpkı kapana benziyor. İçine girmesi kolay da çıkması güç. Ağlamaya başlayarak ne yapacağım ben şimdi? Emine hanım salıncağın başına ninnisine devamla. Pek yaramaz susmuyor neni Ne desem uyumuyor nini kuyrukludan korkmuyor nini Ey yavrum e ee, e ee, ey. Ee. mebrure pencereden başını uzatabildiği kadar uzatarak komşuya doğru sarkıp Bedriye teyze yıldızın gözleri sahiden tarif ettiğin kadar güzel mi Bedriye hanım pek alımlı hareli hareli görsen mebrure ya saçlar Bedriye hanım ipek gibi beyaz uzun uzun Topuklarını dövüyorum Mebrure Ay bir kere görsem meraktan çıldıracağım. Emeti Hanım küfenin içinde haykırarak orada vıcır vıcır ne konuşuyorsunuz? Ben bu kapana bir kere tutuldum. Bana oldu olacak. Burada bunalıyorum. Benimle de konuşunuz bari de biraz eğleneyim. Sıkıntıdan patlayacağım. Bedriye Hanım o küfenin içinde ne kadar duracaksın? Birisi gelip de beni kurtarıncaya kadar. Ne vakit gelecekle? Allah bilir. Kapı çalınırsa kim açacak? E cinniler. Hayriye hanımın da anahtarı yok mu? Var var. E, öyleyse isabet. Fakat o gelinceye kadar anacığım sen üşüyeceksin. Emeti hanım. Yarı belimden aşağısı buz kesildi. Dondum zaten. Bütün yerlerim kulunçlarım ayaklanacak. Mevrure. Hanım teyze halamın yıldızı sakallı mı bıyıklı mı? Belediye hanım. Sakallı bıyığı belli değil ki. Yüzü gözü tüy içinde. Emeti Hanım, Bedriye kızım kuyruklu mevrureye pek me methetme. Baksana bıyıklı mı diye soruyor, erkek zannediyor. Şimdiki tazelerin gönülleri pek arsız. Belki sevi verir. Aya güneşe aşık olan budalalar çok. Mebrure küserek Emeti Hanım'ın da söylediğiyle kırdıya bakınız. Ben onun için mi sordum? Emeti Hanım birdenbire bağırmaya başlayarak Ay gördünüz mü başımıza gelenleri? Ne oldun anneciğim? Ne olacağım? Kız bugün yemek pişirdi. sahanlara koydu. Taşlığa dizdi. Komşuya gitti. Bahçe kapısı açık kalmış. Kediler birer birer içeri giriyor. Bir şeye yanmam. Efendi baban sütlaç istedi. Bizim kız içine vanilya koydu. Yumurta sarısı çalkaladı. Tabakların üzerine birer parmak kalınlığında saf sarı kaymak tutmuştu. Ocağımın yemekler bugün kedilere kısmet olacak. Aa işte bak, işte bak göçmenlerin kuyruksuzu da girdi. Aman bir mundar kedi daha girdi. Uyuz, uyuz mudur nedir? Kapıları da yeni kalayla ittiydik. Ah bugün bana olanlar kimsecikleri olmadı. Hayriyem de bedastanların evinde yıllandı kaldı. Şimdiye kadar 80 etek bastırılırdı. Emine Hanım ninin perdesini dikleştirerek Bakın neler neler olacak ninni, kuyruklar çarpacak ninni, susun oğlum uyuyacak ninni. Emeti hanım küfenin içinden. Çocuklar yanık yanık bir ses geliyor, o nedir? Mevrure, annem Haydar'a nini söylüyor. Emeti hanım, annenin sesi ne kadar yanıkmış, bana pek dokunuyor. Bizim sustulaşların ruhuna mersi okuyorlar zannediyordum. Kediler şimdi içeride hepsinin canına okuyorlar evin içerisine doğru kulak vererek Bedriye kızım çat 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 bizim sokak kapısı çalınıyor. Sizin cumbadan bizim kapı gözüktü. Baksana kim geldi bir yabancı olacak. Bedriye hanım cumbaya koşarak kendi kendine aa bakkal gelmiş kucağında kalıp kalıp sabunlar. Cumbadan seslenerek ayol bakkal o kapıyı nafile çalıyorsun bakkal evde kimse yok mu ki? Bedriye hanım Emeti Hanım evde ama zavallı kadın küfeye düştü. Sana kapıyı açamaz ki. Ne mırıldanıyorsun? Anlamadım. Emeti Hanım küfeye düştü. Sana kapıyı açamaz diyorum. Zabahlayın. Bunun burasında şahlamaya gelmedim. Dükkanda işim var. Haydi söyle ki çabuk kapıyı açsın. Aa deli işim yok da sanki sabahleyin seninle şakalaşacağım. Hatun küfeye düştü diyorum. İnanmıyor. Baba, küfeğe mi düştü? Kocakarının küfeğe ne işi var canım? Aman Allah'ım bana sabır ver. Duvarın kenarına küfeğin içine çıkmış da bizimle kuyruklu yıldızı görüşüyordu. Sonra nasılsa içine giriverdim. Kuyrukludan korkusundan mı küfenin içine kaçtı? Hele bir yeşşu goca garanın aklına bak. Kuyrukluyu bu dünya ile dolaşınca güfenin içine giremez mi diye bekliyor. Adam divanelikte dürlü dürlü, goca garılar can gorgusuyla şimdiden küfelere gacarlarsa, gençler tazeler nerelere dıkılmaya savaşacaklar? Küfeye girmekle bu belanın bir çaresi bulursa, biz yumurta kufeleri birer mecidiye satılırdı ya, hepimiz birer kufeye çufaya düf olup otururduk. Benim için küfeye girmeye ne hacet, batahçı müşteriler bana çoktan kafese koydular gitti.'' Söyle o emeti kadına küfeden çıksın da kabıyı açıp bu sabunları elimden alsın. Aman alık musibet sen de söz anlar bir adam gibi ben de durdum seninle çene yarıştırıyorum. Kadın küfeden çıkamıyor diyorum sana ya. Kediye vurusu mu bu koskoca garı küfeden çıkamaz mı? Çıkamıyor işte ne olacak? O zamana kadar küfenin dibinde oturacak. Kızı komşudan gelinceye kadar oturacak.'' Adam murah sen de akşamdan bozayı çok içip koca karı sarhoş mu oldu? Ne oldu? Ki kufeye düştü. Onun çıkmasını beklemeye vaktim yok. Aç kapıyı ben sabunları size bırakayım da dükkanın işine varayım. Bakkal sabunları Bedriye Hanım'ın evine bırakıp kendi kendine bir kuyruklu lafıdır çıktı. Kuyruğludan, kuyruğludan daha meydanda bir şey yok ha. Evvel, ondan evvel herkes gelip bana çatıyor. Bağcal duydun mu perşembe günü çatacakmış. Fransız gazeteleri yazmış. Şık Bey'in biri de geçen günün gazeteyi eline almış, bağ gösteriyor. Bakal bak dedi. Baktım. Halının üstünde Trampo markası gibi birbirinin içine dolanık çizikler çizmişler. Karpuza benzer yuvarlaklar oturmuşlar. Onun aralarına bir kaç da uzun telli çalı süpürgeleri dolandırmışlar. Şık Bey bağ sordu. E, bu şevgülleri ne anlıyorsun dedi. Ne anlayacağım? Bu çalı süpürgesiyle bu yuvarlakların süpürüp ortalığı temizleyecekler dedim. Şık güldü. Lakin yuvarlaklar haşa, sümme haşa. Bizim üzerinden oturduğumuz bu dünyaymış de o çalı süpürgeleri de kuyruluklarlarmış. Şimdi hepsi birer divane canım. Avrupalı bir yuvarlak çizip de işte dünya budur derse herkes oğa inanıyor.'' Ben şu fuçudaki gul gibi Sibiryanı halistir diye bir yemin ediyorum. Kimse inanmıyor. Sonra şık anlattı. Bizim dünya şu çizginin üzerinden gidecek. Uyruklu da işte buradan geçecek. Birbirine rastlayıp horoz gibi gagalaşacaklarmış. Tövbeler olsun. Gel de bu ıvır zıvıra inanabilirsen. inan bakalım. İnsanlar birbiriyle tepeşirler, boğuşurlar. Amenna. Her gün kaç dengesini görüyorum.'' Hükümetler birbiriyle cenkleşirler rağmenle. Çoponla mikrofon yaptığı gibi şu yıldızlarla dünyalar da birbirine çarpılırsa, şu bakkalın hali neye var ah canım? Kıyamet kopacak değil, borcu hesaba yanaşan yok. Yaz deftere, yaz deftere. Kuyruklu çarpacakmış diye aç durulmaz ya. Herkesin yemesi içmesi yine yolunda. Bir takım okumuşların efkarınca, Guya quyruqlunun çekirdeği bize tohumlanacakmış da biz saçını dolayıp götürecekmişiz. Guru üzüm gibi quyruqlunun çekirdeklisi, çekirdeklisi seksiz de var mı? Ben bakalım, emme bugüne kadar böyle olduğunu bilmiyordum. Çünkü neyim alıp sattığım mal değil. şık beyi bana çizgileri, yuvarlakları gösterdikten sonra kıyamet kopacakmış deyi birden otu hohudu. Sonra da pirincin şekerin okkasını soruyor. Bağa bak, kurnaza bak, kıyamet alamet falan deyip de beni kandıracak. Beni on kalem mal dolandıracak. Bir de bu kuyrukluyu çıkınca bayraklıda iş kalmadı gayrik. Ya fasulyeye pirinç satan çoğaldı. Kalemde iş kalmayacak herkes bakkala özeniyor. Eski müşterilerimden çoğu boş defterine yanaşmıyorlar. Efendi eski borçlar ne olacak diye sorunca biz gadronun dışına çıktık. Bize laf dirime gayrik. Deyip cevap ediyor. Biz evvelden müşteriye mal verirken gadro ile mi girildik? Bunun ne içini biliyorduk ne dışını. Bu kanunu koyan efendiler biraz da bakkal hakkını gözetmeli değiller miydi? Bırak canım bırak. Kimse bir laf denmiyor ki. Gadronun dışında kaldık. Deyip lafın içinden çıkıyorlar. Bakkal böyle söylene söylene gitmekle iken Bedriye Hanım yine bahçe üzerindeki odaya döndü. Duvarın arkasından küfey zavallı Emeti'yi adeta uzun uzun ağlamakta bulunca sordu. Anacığım ne ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kimden ağlasın kızım? Duvardan aşıp da seni kurtarayım bari. Ah bundan sonra beni kurtarmak kaç para eder? Olan oldu biten bitti. Bir tarafın mı incindi ne oldu? Ne olacak aygır gibi kediler bütün yemeklerimizi yediler. İçtiler çekildiler kuyruksuzun ağzı, burnu, bıyıkları, bütün suçlar içine girdi. Bizim soysuz ceylan yabancı kedileri dövüp evden kovacağına onlarla birlik oldu. Tıka basa kanını doyurdu. Bakınız incir ağacına çıkıp yalanıp duruyor. Tımarsız Yezid. Göçmenlerin güdük kedisi kendi evlerinde hiç kanını doyurmaz. Konudan komşuya böyle hırsızlara avcılıkla geçinir kendi evlerinde ne yiyecek hanamları bulamıyorlar ki ona versinler. Pek avcıdır. Bizim bulaşık çukurunun başına bekler de her gün birkaç tane yakalar. Bizim ceylan tutmaz. Kör olası fareler gözünün önünden gelip gelip geçerler. Hep yanından piyasa ederler de başını çevirip de bakmazlar bile. Ama böyle hazır yemek oldu mu lüp lüp yutar. Şu küfeden kurtulunca inşallah bu kediyi bekçinin eline vereyim de imarete attırayım. Bizim kapıyı çalan kimmiş kızım? Bakkal. Ha sabun getirecekti. Getirmiş ben de bizde al koydum. İyi ettin. Yine yukulağını kulağını kapıya vererek yavrum Bedriye bizim kapı yine yıkılıyor. Kim o acaba böyle terbiyesiz terbiyesiz kapı çalan? Dur gidip bakayım. Bizim öyle öyledir ef. Akşamlara kadar hamam gibi işler. Hep gelenler abur cuburdur. Kapı açmaya koşmalı. Sonra da çene yap, yarıştırıp tüy, Kürek tükürmeli Bedriye hanım cumbaya gidip gelerek merak etme Emeti hanım kapıyı çalan dilenci hay yetişmesinler ne de çok ne de çok köklerine kibrit suyu yedisinden tut da yetmişine kadar her yaşta her boyda var akşamlara kadar işleri güçleri el alemin kapılarını aşındırmak itlerinden öyle terbiyesizler var ki sadaka almayınca insana sövüp saymaya kadar varıyorlar haykırıya haykırmaya başlayarak kızım Bedriye bana müjde deyiniz gözün aydın deyiniz Bedriye hanım ne oldu Emet hanım Emet hanım ne olacak sokak kapısı açıldı Hayriyem geliyor oh çok şükür bu tuzaktan kurtulacağım Hayriye hanım taşlılığa kadar geldikten sonra yaygara kopararak aha dostlar nedir bu evin hali ne var ne yok kediler hepsini silip süpürmüş ağza koyacak çöp bırakmamışlar Annem nerede acaba? Bir yerde uyuya mı kaldı yoksa komşularla çene yarıştırmaya bahçeye mi çıktı? Emeti hanım bahçeden elemli bir feryatla yetiş yavrum yetiş ağlayarak annecinin halini görme. dilsiz küfelerin içine düştüm. Tekir balığı da gelip sepete tutuldum. Çürükler bereler içinde kaldım. Gel Hayriye gel vücudum koçan kesildi dondum anacım kurtar beni.'' Hayriye hanım bahçe kapısının önüne gelerek büyük bir hayretle ''Aa ilahi anne bozdun mu ayol? Gudacılık çamaşır gibi kırk küfenin içinde niye girdin öyle? Hah bak işte gördün mü? Evlat olacak. Anne bu kazaya nasıl uğradın demiyor da beni buraya kendi keyfimle girmiş zannediyor. Seni birisi tutup da zorla bu küfeye tıkmadı ya elbette kendi kendine girmişsindir. Ama nasıl girdimse girdim işte şimdi çıkamıyorum. Beni bir ayak el at, evvel kurtar buradan.'' Hayri hanım validesini bin yaygaraya bin çığlıklı küfenin ağaçları arasından kurtarır. Emeti Hanım topal topal yürüyerek oh ya Rabbi şükür kurtuldum ama şimdi yanımı belimi alamıyorum. Her tarafım tutulmuş. Evin içinde akşama kadar ağzımıza çöp kalmadı. Hayriye Hanım aman anne yiyecek içecek neme lazım benim birkaç yumurta kırar yeriz. Bedestanların evinde kuyruklu pek fena söylüyorlar ne yapacağız? Emeti Hanım komşuya seslenerek Bedriye Hanım kızım hu ne var Emeti Hanım kurtuldun mu? Kurtuldum kurtuldum. Eh gözün aydın geçmiş olsun. Nasıl gözün aydın ay yavrum hayrem kuyruklu anlatıyor iş fenaymış. Pek fena kız söylerken kederinden hep gözleri doluyor. Mebrure penceresinden sorar Bedriye Hanım teyze ne olmuş? Bedriye Hanım Halamın yıldızı için söylüyorlar. Artık lamı cimik kalmamış. Geliyormuş. Çarpacakmış. Mebrure korkudan dudaklarını gevirip titrek bir heyecan halinde. Hanım teyze nasıl ne vakit. Aman fena oluyorum. Gel dinle gel. Öteki komşuya seslenerek Emeti Hanım, Hayriye Hanım anlatsın. Pek merakta kaldık. Biz de işleyelim neler olmuş. Emeti ile Hayriye dipsiz küfenin duvarın kenarına yan yatıp ikisi de üstünü çıkarlar. Hayri duyduklarını bütün ciddiyetle anlatmaya başlar. Kuyruklunun velvelesi bütün dünyayı tutmuş. Bu Mayıs da çarpacakmış. Şimdiden hazırlığa başlamışlar. Bedriye Hanım ne hazırlığına? Hayriye Hanım Sultanahmet Beyazıt meydanlarını seyirci için kerevetler kurulacaklarmış. Kırkkar parayı seyrettireceklermiş. Bedriye Hanım vay başımıza gelenler eğlence alayı mı bu? Hayriye Hanım alaydan daha iyi olacakmış. Gökten üzerine kangal kangal fişekler, taneler, maytaplar yağacakmış. Şenlik gibi olacakmış. Mebrure biraz korkuyu unutarak ay anne biz de gideriz değil mi? Emine Hanım sus patlama aman oğlan uyudu gürültü etme. Emeti Hanım işte gözünüz mü gördünüz mü? Hanımların iş erkeklere de masraf çıktı. Şimdi kadınlar kim bilir bu donanma için ne süs çarşaflar yapanırlar. Bedriye Hanım. Hani ya kuyruklu çarpınca bu dünyaya kimse kalmayacak diyorlardı. Bir felakette mi uğrayacağız yoksa şenlik mi olacak anlayamadım. Hayriye Hanım birkaç türlü rivayet var. Bir rivayete göre Frangistan'a çarpacakmış. Burada bize bir şey olmayacakmış. Mehmet Hanım oh ya Rabbi şükür. Bedriye Hanım te tanrım bizi esirgesin. Hayriye Hanım bir rivayete göre de çarpmayacakmış. Yalnız kuyruğu dokunacakmış mebrure biz kuyruğunu okşarız severiz de bize bir şey yapmaz. Hayriye Hanım nasıl yapmaz kuyruğu zehirliymiş. Bediye Hanım yılan mı bu ayol? Zehriye Hanım zehirliymiş dokunduğu kimsenin sağ rüzgarı surmuş gibi telef edecekmiş. Kibarlar demir kapaklı mazenlere girmeye hazırlanıyorlarmış. Fazlı Paşa'daki bin bir direkte tepedeliklerini kapatıp içinde birerlere giriş parasıyla adam koyacaklarmış. Emeti Hanım, parası olmayanlar ne yapacakmış? Hayri Hanım, parası olmayanlar kim düşünür ki ilahi anne? Emeti Hanım, biz de bu hazırlayalım Bali. Deriyi de tıkanırsa kanırsa mahsen gibidir. Bedriye Hanım, biz de efendiye evdeki hamama gireriz. Hiçbir tarafa penceresi yoktur. Mebrure, anne biz de kömürlüğü boşaltalım. Tekiri de beraber alalım zavallı zehirlenmesin. Hayri Hanım, bu gece bütün mahallenin kadınları gelip beylerin evine toplanacaklarmış. Orada bu kuyruklu hakkında bir konferans vereceklermiş. Emeti Hanım, ha işte tamam konferans monferas. o cingöz oğlanlar kadınları bir güzel seyredecekler. Ben o İrfan'ın ağabeyisi Ragıb'ı bilmez miyim? Eskiden beri gökyüzüyle bozmuştur. Goca bir dürbünü vardı. Balkona çıkarıp da ay yıldızı seyretmez miydi? Hani evvelki yönetim zamanında? efendim bu herif dürbünüyle yıldıza bakıyor diye jurnal etmediler miydi? Bilmem kaç gün hapis yattı. Anasının yüreğine iniyordu. Sonra dürbünü mürbünü ortadan yok ettilerdi. Baksana şimdi yine meydana çıkarmışlar. Bedriye Hanım herkese bir telaş, bakkal bile fitili almış. Sabun getirdiği vakit neler söylediğini işitseydin güle güle bayılırdın. Emeti Hanım ne diyor kızım ne diyor? Bedriye hanım bakkalın dilini taklite uğraşarak ''Baa bak aman canım bak çatacakmış batacakmış Allah'ım sabır ver.'' deyip duruyor. Ana kız Bedriye hanım takçitliğine o kadar çok gülerler ki vücutların sartısından ayaklarının altındaki çürük küfek göçerek ikisi de yere yuvarlanırlar.